Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde dağılmayı önlemek amacıyla yaşanan gelişmeler aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri doğrudur? 1839 Tanzimat Fermanı yöneticiler dağılmayı önlemek için demokratikleşme hareketlerini başlatmış ve Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. Bu fermanla hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. 1856 Islahat Fermanı Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla Islahat Fermanı'nı ilan etmiştir. Bu fermanla gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara yaşadıkları yerlerin belediye ve il meclisleri üyelerine üye seçilebilme hakkı verilmiştir ki çok önemli bir yetkidir. 1876 Birinci Meşrutiyet Müslümanlarla birlikte gayrimüslimlerin de mecliste temsil hakkı kazanmalarının dağılmayı önleyeceği düşüncesiyle Birinci Meşrutiyet ilan edilmiştir. Şimdi mecliste temsil hakkı yönetime ortak olmayı ifade eder dolayısıyla önemli bir adımdır demokratikleşme adına meşrutiyetle birlikte ilk defa meclis oluşturulmuş ve ilk anayasa olan kanuni esası ilan edilmiştir. İkinci meşrutiyet 1908, çoğunluğunu subayların oluşturduğu iddiat ve terakki cemiyetinin baskılarının sonucu olarak meşrutiyet ikinci kez ilan edilmiştir. 1909'da yeni düzenlemelerle meclisin yetkileri artırılırken padişahın yetkilerine kısıtlamalar getirilmiştir. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Bir tanzimat fermanı ilk anayas ile anayasal sisteme geçiş yapılmıştır. Ee, anayasal sistemin temelleri atılmış. Geçiş e, kanuni esasıyla olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesi evet ilk defa benimsenmiş ancak e, bu anayasal sisteme geçildiğinin kanıtı değildir. Temellerinin atılmasıdır. Dolayısıyla biri eledik. 2. Gayrimüslimlere siyasal haklar ıslahat fermanıyla verilmiştir. E, doğrudur. Doğrudur. Ee, Belediye ve il meclislerine üye olabilme hakkını elde etmişler. 2'yi aldık. 3 Meşrutiyet sistemiyle halka temsil hakkı verilmiştir ki mecliste temsil hakkı diyor, seçme ve seçilme. Dolayısıyla 3'ü aldım. 4 İkinci Meşrutiyetle padişah yetkileri tamamen sınırlandırılmıştır. Tamamen diyebilmesi için yukarıda da net bir cümle bulmamız gerekiyordu ee, ama Şöyle bir şey söylenmiş meclisin yetkileri artırılırken padişahın yetkilerine kısıtlamalar getirmiş yoksa tamamen sınırlandırılmış şeklinde bir cümle söz konusu değil. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Sanayi sürecinin gelişimi ile ilgili verilenlere göre yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi yukarıdaki tabloya bir bakalım. Sanayi öncesi dönemde ham madde bir yıldız, insan gücü ağırlıklı insan gücünün kullanıldığı ortada 5 yıldız var. Üretim miktarı az, enerji ihtiyacı az ve e, odun ve kömür kullanımı söz konusu. E, birinci sanayi devrimine baktığımızda ham madde de bir parça artış var. iki yıldız olmuş. İnsan gücünde bir parça azalma var. E, bu da fabrikalaşma ile beraber. Üretim miktarında da bir kısım artış var. Enerji ihtiyacına e, ihtiyacı ortaya çıkmış. Yine odun ve kömür var yakıtı olarak. E, şimdi ikinci sanayi devrimine baktığımızda ham madde, İnsan gücü, enerji ihtiyacı bunların hepsinde ciddi bir artış var. Ee, ve yakıt kısmına baktığımızda da petrol ve kömür olarak değişmiş. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor sorumuz. İkinci sanayi devrimi ile kullanılan maddelerde değişiklik e, yaşanmıştır. Evet petrol ve kömürden bahsediyor değişiklik yaşanmış. Biri alırım. İki sanayi öncesi dönemde üretim miktarı... En azdır bunu da alırım doğru bir yıldız vermiş. 3. Sanayinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı azalmıştır. Hayır sanayinin gelişmesiyle enerji ihtiyacı artmış. Ee, birinci sanayi devriminde 2 yıldız var. Bir önceki süreçte yani sanayi öncesi dönemde tek yıldız. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin yıkılış sürecine girmesinde unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. 1. Uluslararası gelişmeleri izlememesi. Yukarıdaki metni okuduğunuz zaman arkadaşlar ne diyor bakın burada. Avrupa'daki teknolojik ve diplomatik gelişmelerin yakından takip edilmemesi diyor. O zaman buradan birinci öncülümü çıkartabiliyorum. 2. Yönetim alanlarında sorunların yaşanması. Baktığınız zaman burada da ülkenin kötü yönetilmesi diyor. Bu da var. Ama askerlerin ülke yönetimine karışması ile ilgili herhangi bir bilgi Yukarıda verilmemiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2. çocukları kapsayan A seçeneği. Verilen görsellere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonrası iki kare var önümüzde. A sanayi devrimi ile üretim miktarı artmıştır. Kesinlikle bunu elerim, yapılamaz dediği için. Çünkü bir tarafta fabrika görünümü var, diğer tarafta bir el tezgahı ve bir kişi çalışıyor. B insan gücüne her iki dönemde de ihtiyaç duyulmuştur ki bu net insan faktörü hala etkili. C sanayi devrimi buhar makinesinin icadıyla başlamıştır. Evet ama burada bunu alamam. Çünkü bu karelerden anlayamayacağım. Ee, dolayısıyla yapılamaz derken doğru cevabımız C şıkkıdır. D'ye bakalım. Sanayi devrimi öncesi üretim el tezgahlarında yapılmıştır. Çok net ortada. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen zaman şeridine göre yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda zaman şeridi 1854'te başlamış, 1913'e kadar devam ediyor ve o aralıktaki olaylar ve özellikleri de ifade edilmiş. Birincisine bakalım. 1804'te ilk Sırp isyanı başladı. 20'de, 1820'de ilk Yunan isyanı başladı. 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edildi. Onu takiben Osmanlı Devleti ve Rusya sırası arasında Kırım Savaşı yapıldı. Islahat Fermanı 1856'da ilan edildi. 1876'da meşrutiyet ilan edildi ve kanuni esasi yürürlüğe girdi. 1878'de meşrutiyete son verildi ve Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Romanya, Karada Osmanlı'dan ayrıldı. 1908'de meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. Bulgaristan Osmanlı Devleti'nden ayrıldı. 1913'te Arnavutluk Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız oldu. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Bir, Osmanlı Devleti Balkan topraklarının çoğunu e, kaybetmiştir. Bu net şekilde görülebiliyor. Özellikle 1878 Berlin Anlaşması ile biri aldı. İkinci öncülümüz meşrutiyetin ilanı ile anayasal sisteme e, geçilmiştir ki bunu da alacağım çünkü kanuni esası yürürlüğe girdi diyor aldım. Üç Sırplar Yunanlılardan önce isyan etmiştir ki 1804-1820'den öncedir. Üçüncü bilgimizi de aldım. Dört bağımsız olan ilk Balkan devleti Arnavutluk olmuştur. Alamayacağım 1913'te bağımsız oldu Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı sonunda. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. kanun esasının bu maddelerine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Günay Gazete, hiç kimse kanunda öngörülenden başka bir mahkemede yargılanamaz. Genel meclis, mebusan meclisi ve ayan meclisi olmak üzere iki meclisten oluşur. Genel meclis üyeleri düşünce ve beyanlarda özgürdürler. Gerek meclisteki konuşmaları gerekse genel olarak açıkladığı görüşleri için haklarında soruşturma açılamaz. 4. Ayan meclisinin üyeleri mebusan meclisi üyelerinin üçte birini geçmemek üzere padişah, padişahça belirlenir. Ayan meclisi mebusan meclisinden geçen kanun tasarılarını kabul veya reddeder yahut değişiklik yapılması için geri gönderir. Şimdi hangileri doğrudur diyor? Bir hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir ki bunların hepsi bir e, anayasa maddesi, net cümleler içeriyor, hukuk üstünlüğü ilkesinin benimsendiğinin açık kanıtıdır. İki mecliste düşünce özgürlüğüne yer verilmiştir. E, beyanlarında özgürlerdir derken bunu kastediyor. İkinci bilgiyi de aldık. Üç Mebusan Meclisi üyeleri padişah tarafından belirlenmiştir. Ayan meclisi üyeleri, Mebusan meclisi üyelerinin üçte birini geçmemek üzere padişahçaıyla yani Ayan meclisi üyelerinin belirlendiğini ifade ediyor Dolayısıyla üçü alamayacağız. Dört Ayan meclisi üyelerinin yetkileri, Mebusan meclisi üyelerinin yetkilerine göre daha fazladır. Ayan Meclisi, Mebusan Meclisi'nden geçen kanun tasarılarının kabul veya reddeder e, yahut değişiklik yapılması için geri gönderir ki burada da Ayan Meclisi'nin Mebusan Meclisi'nden daha öncelikli olduğu ortada. Dolayısıyla da dördüncüyü de aldık. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni etkilediği alan aşağıdakilerin hangisidir? Osmanlı Devleti uzun süren ve genellikle yenilgiyle sonuçlanan savaşların giderlerini karşılamakta zorlanmaktaydı. Bakın savaşların giderlerini karşılamak. Yani bu ekonomik bir sorun. Bu zorluğu aşmak için 1845'te Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den ilk kez dış borç alındı. Zamanla diğer Avrupa devletlerinde borçlanmaya gidildiği alınan paralar genellikle savaş giderleri ve altyapı çalışmaları için kullanıldı. Osmanlı devleti zamanında borçlarını ödeyemez hale geldi. Bakın arkadaşlar yukarıdaki metnin neredeyse tamamına yakın kısmında ne anlatılmış? Ekonomik unsurlar anlatılmış. O yüzden cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık fikrinin fayda sağlamadığına kanıt olarak gösterilebilir? A. Hem Müslüman hem de azınlık milletvekillerinin katıldığı meclisin açılması. Bu negatif bir durum değil, pozitif bir durumdur. Ama isyan ederek azınlıkların kopması Osmanlı'dan nedir arkadaşlar? Tabii ki bu fikrin yani Osmanlı fikrinin bir şey yaramadığını gösterir. O yüzden cevabımız bu. Tanzimat fermanı ve etelenen Trabzon alması bununla ilgili değil. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine ait verilen bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Fransızlar ihtilalin çok öncesinde Osmanlı Devleti üzerinde diplomatik amaçlarını ve kapitülasyonları elde etmişlerdi. Kapitülasyon dediğimiz kavram şudur. Bir ülkenin kendi zararına olacak şekilde başta ticari, ekonomik olmak üzere birçok alanda elde ettiği ayrıcalıklar bütünüdür. İhtilalin yaşandığı dönemde Osmanlı tahtında oturan 3. Selim'in Fransa'ya karşı yakınlık hislerinin en belirgin göstergesi Fransa ile girdiği yakın ilişkilerin yanı sıra modernleşme planlarının merkezine Fransa'yı oturtmuş olmasıdır. Fransız ihtilalinin gelişmesi sırasında dahi Osmanlılar için Için Fransa'dan çeşitli yardımlar istemekten geri kalmadılar. Ahmet Cevdet Paşa yenileşme kültürünü ve algısını kendi üslubuyla şu şekilde değerlendirmiştir. Yeni bir uygarlık yolüne, yönüne gidilmek fikirleri doğmuştu. Lakin yapının temeline bakılmayarak tavanın süslemesine özenildi. Yani tepeden inme sıratlar şeklinde yorumlamış e, Ahmet Cevdet Paşa Avrupa'da başlayan fenlerin ve sanatların yayılmasına çalışmak gerekirken uygarlık nehirlerinin getirdiği çerçöpe israf ve gelişmelere aldanıldı. Halk yüksek tabakanın bu gidişinden nefret ederek her türlü yenilikten ürkümeye, yeni yöntemlerle yapılan her şeyi kötü görmeye başladı. Yani bir kesim kabul etmiş, bir kesim de reddetmiş bunu söylüyor. Hangisine ulaşılabilir? Bir yeniliklere halkın tamamı destek vermemiştir. Son cümle bunu ifade ediyor zaten. Dolayısıyla biri aldım. İki, ıslahatların tamamında, şimdi tamamında tehlikeli bir kavram çünkü... Evet Fransa'dan destek alındığı söyleniyor ama ıslahatların tamamında alındığına dair herhangi bir şey yok eledim. 3. Fransa ekonomik ayrıcalıklara sahip olmuştur ki kapitülasyonlar bunun en büyük kanıtıdır. Üçü de aldım. 4. Fransız ihtilaliyle Osmanlı Devleti'nde halk yönetime katılmıştır. Henüz bundan bahsetmiyor. Meşrutiyet fikri söz konusu değil ya da uygulaması. Bu noktada doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Yargılamada açıklık sağlanacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek. Burada hukuki bir unsur yer verildiğini görüyoruz. Vergide adalet. Bu ekonomik. Erkeklerin 10 yıl askerlik yapması zorunlu olacak. Bu askeri bir unsur. Herkes mal ve mülk sahibi olacak. Bu kültürel ilgili herhangi bir şeyin verilmediğini görüyoruz. O yüzden cevabımız C.